Tabii şimdi ben şunu merak ediyorum. Yani mesela bu konuda bir önerge verilse bu da AKP-MHP oylarıyla red edilecek mi? Ve ikincisi bu işte diğer işler gibi mesela selde de aynısını yaşadık. Önceki başka sellerde ve orman yangınlarında da yaşadık. İlk önce bir saman alevi gibi alevleniyor. Ardından biraz popülist işler ve unutuluyor gidiyor ta ki bir dahaki yangına veya sele kadar. Peki bunun bir hesap veren olmayacak mı Garo Bey? Maalesef bu tek adam rejiminde her şeyi kendine bağlayan Recep Tayyip Erdoğan günah keçisi olarak da birilerini önümüze sürebiliyor. Az önce Bekir Pakdemirli'nin ismi öne konuldu ama burada bir numaralı sorumlu siyasi iradenin başında olan Erdoğan'dır. Sebebini size söyleyeyim. Bu uçakların niye devre dışı bırakıldığını net olarak biliyorum. Çünkü Erdoğan bundan 3 yıl önce işte Amerika ile aram bozuk, ben biraz Rusya'ya yanaşayım dedi. Biliyorsunuz Putin'le bayağı bir hasbihal ediyorlardı. İşte Moskova'ya gidiyordu, Putin buraya geliyordu ve bu çerçevede çeşitli anlaşmalar yaptılar. S-400 füzesi anlaşması yaptılar ve 2,5 milyar dolar Rusya'ya gitti, füze geldi. Başımıza bela olmaktan başka hiçbir şey yaramadı. Yani bu ülkenin insanlarına aktarılması gereken kaynaklar bir savaş makinesine aktarıldı ve başımıza bela olmaktan başka bir işe yaramadı. İkincisi olarak nükleer santral anlaşması yapıldı biliyorsunuz. Nükleer santral anlaşmasında 20 yıl boyunca mevcut elektrik fiyatının 3 katı fiyata, hem de tabii ki tamamen ilkesel olarak karşı olduğumuz, dünyanın terk ettiği bir enerji tipi, nükleer santral enerjisi yatırımı Mersin'de devam ediyor. Böyle bir diyette Putin'e verildi. Bu da çerez diyet olarak söylüyorum. Yani tabii ki çok önemli, yanlış anlaşılmasın. Rakam küçük olduğu için. Hani öbür tarafta milyarlarca dolar konuşulurken burada belki 50 milyon, 100 milyon dolarlık bir anlaşmayla da Prusya'ya bu ihale verildi. Yani bu da yanında hani Erdoğan'ın bir şekilde Putin'i belki hoşuna gitmek anlamında bu Türk Hava Kurumu'ndan bu ihaleyi alıp Putin'e verdi. Yani bunun arkasında siyasi gerekçeler var. Çünkü Erdoğan Suriye'de pozisyon almaya çalışıyor. Suriye'de Putin, Rusya'nın hakimiyeti var. Buna karşı da belli diyetler ödüyor. İşte S-400 bir diyetti, nükleer santral bir diyetti. Bu halkın sonuç olarak 10 yıllarca boyunca geleceğini çalan bir diyet. Yani ve Türk Hava Kurumu da maalesef kurban edilmesi, ideolojik sebepleri de var. Şimdi Türk Hava Kurumu'nu bir şekilde kendince beğenmiyor, işte ideolojik olarak yakın bulmuyor, bunu tasfiye edelim diyor. Ve yerli ve milli olduğunu iddia eden bir iktidar, yerli bir kurumu, milli bir kurumu yok ediyor. Ve Rusya'dan efendim bir iki tane uçak kiralıyor. Ama bunlar da yeterli olmuyor tabii ki. Yani düşünün ki dışa bağımlı bir şekilde uçak söndürme meselesinde yurt dışına ihale ediyorsunuz. Türkiye'nin dövizleriyle, Türkiye'de bir filonuz varken, yerli pilotlarınız varken, bu konuda tecrübeli pilotlarınız varken bunu ihya etmeniz gereken, diyelim ki 5 ton yeterli değilse ihya edersiniz değil mi? 10 ton kapasiteli uçaklarla donatırsınız, yeterli sayıda bunu yaparsınız. Ama maalesef işte böyle bir diyet politikası, yani Rusya'ya karşı diyet politikasının çerçevesinde Türk Hava Kurumu maalesef tasfiye edilmiştir bu yangın söndürme ihalelerinden ve Rusya'dan 2-3 tane uçak alınmıştır. Ve ironik olan şey de bugün herhalde Putin'e telefon açtı, 2-3 tane de oradan uçak gönderdi. Evet. Şu anda neyse ki bu söndürme faaliyetine katılıyorlar. Ama sorun şu, yangın bizde her gün oluyor. Yani her yaz bu yangın felaketleriyle karşı karşıya kalıyor. Bir yıl Çanakkale yanıyor, öbür yıl Marmaris'te, Antalya'da, diğer şehirlerimizde veya Doğu'da hani hiç adı geçmez. Yani güvenlik tırnak içinde söylüyorum gerekçesiyle Şırnak'ın dağlarını yakarlar, Cüde'nin dağlarını yakarlar. Buna adı bile geçmez. Hani sanki İstanbul'da kar yağmayınca hiçbir yere kar yağmamış gibi olur ya. Medyada da öyle bir durum vardır maalesef. İşte Van'ın yolları kapalıdır ama İstanbul'da kar yağdığı zaman haber olur. İşte doğuda yanan ormanların hiç kimse adını geçirmez. Onlar maalesef yakılan ormanlar olarak değerlendiriyorum ben. Bilinçli olarak yakılan ve söndürülmeyen ormanlar. Ama batıda yanan ormanlarımızda da doğuda yanan, yani ülkenin bütün ormanlarını da koruma altına alacak bir milli politikaya ihtiyaç var. Yani bunların gerçekten yasal güvenceleri alınması ve bununla ilgili bütçenin bir şekilde Orman Bakanlığı bütçesine konulması ve yeterli tetkik, zaten o da çok büyük rakamlar değil dediğim gibi. Yani bir uçağından vazgeçsek, hani biz 13'ünü de satacağız, yakın zamanda Türkiye'de yönetimin bir parçası olacağız, 13'ünün birden satılmasını istiyoruz. Bu 13 uçaktan bir tanesi bile satılsa 30 tane uçak alabileceğiz. Bunun yanında alınacak bütün teçhizatları yasal güvencelerle,
yasasına, bütçeye koymamız gerekiyor. Ve bu orman yangınları olmayacak diye bir şey yok tabii ki. Mutlaka öyle de böyle olur ama önemli olan anında söndürülebilmesi. Yani diyelim ki 10 hektar alan yanılacağına çok daha küçük bir zayiatla bu işin giderilebilmesi, giderilebilmesinin şartlarını yaratmamız gerekiyor. Bunu da işte bu iktidar maalesef yıllardır yapamıyor. Her yıl sel felaketi, biliyorsunuz geçen yıl Giresun'da olmuştu sel felaketi. Birkaç gün insanlar isyan ettiler ama ardından unutuldu ve bu yıl yine Artvin'i, Rize'yi sel vurdu. Yani bu açıdan sürekliliği olan, yani bu ekoloji dışı, doğayı katleden politikalarından vazgeçilmesi konusunda bir siyaseti büyütmemiz, yani toplumsal muhalefeti bu yönde bence mobilize etmemiz gerekiyor. Bu konuda eksikliklerimiz var, daha fazla çabalamamız lazım. Çünkü rant politikasının karşısında duran bir anlayışı, toplumda bunun hegemonyasını kurmamız lazım. Bu bir. İkincisi, bütün doğal alanları, yani yangınlara karşı veya sellere karşı koruyacak bir milli politikaya ihtiyaç var. Bunun yasal güvencelerine ihtiyaç var ve bütçe kaynaklarının bunun için seferber edilmesine ihtiyaç var. Bunları yapacağımızı düşünüyorum. Yani yakın zamanda bunları gerçekleştireceğiz. Ama bu rantçı ve kardan, dolardan başka bir şey düşünmeyen ve yurt dışında işte büyük devletlere taviz vermek dışında bir şey düşünmeyen iktidardan kurtulmadığımız sürece hem insanlarımızın hem de doğanın işi çok zor olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sevgili Gökhan, çok özür dilerim. Biraz önce Aziz Hocam söyledi, yani Orman Bakanlığı'nın bütçesinde ciddi bir artış var. Yani 40.3'ten 51, Aziz Hocam 51.5 değil mi yanılmıyorsam? Evet, evet. Sevgili Gökhan, çok özür dilerim. Ekranda seni göremeyince ben konuşma sıramda dedim ki Gökhan'ın vücut dilini göremiyorum, burada keseyim dedim. Ekleyeceğim bir şeyi unuttum. Garo Bey açıklayınca altını mutlaka çizmem lazım. O da şu. Şimdi bakın, önleyici hizmetler var. Yangın önleyici hizmetler. Dünyanın her yerinde yangın için harcanan ödenekten daha fazla yangın önleyici ödenek ayrılıyor. Aynı sağlıktaki gibi. Biliyorsun, sağlık hizmetleri iki türlü. Bir tedavi edici, bir önleyici. Öyleyse. Mesela Küba'da %98, ben Küba'ya gittiğince öğrendim, utandım. Sağlık giderlerinin %98'i önleyici sağlık giderleri. %2'si tedavi. Bu kapitalist ülkelerin dramıdır. Yani Fransa'ya da gidin, İspanya'ya da gidin, tedavi edici şeyler daha fazladır. Çünkü kapitalizm bundan para kazanır. Yani onun varlık nedenidir. Artık değeri, sömürüyü artırmanın en önemli faktörüdür. Şimdi ya bizim önleyici yangın hizmetleri yok ya. Bütçede çok az. Yani yok gibi. Dolayısıyla hani Garo Bey diyor ya deminden, işte uçaklar hazır olsun. Ya uçağa bile gerek kalmıyor. Eğer o önlemleri zamanında alsan, erozyondu, şuydu, buydu, yani bir sürü tedbirler var. Tabii ki kaza olur, yani olmayacak diye bir şey yok. Ama yani şöyle diyelim, tedavi edici sağlık gideri gibi yangınları söndürücü giderler için ödenek çok az ayrılsa bile önleyici sağlık için, şey, önleyici yangın için kaynak ayır, emin ol işi çözüyorsun. Yani bunun rolü, formülü bu. Teşekkür ederim.